Bu videoda kristal ve amorf polimerlerden bahsedeceğiz. Kristal ve amorf katılar bundan önceki videolarda karşımıza çıkmıştı. Kristal katılar yapıları söz konusu olduğunda oldukça düzenlidirler. Evet, yapılarını bu şekilde çizebiliriz. Çizdiğim dairelerin her birinin birer partikül, atom, iyon ya da molekül olduğunu düşünebilirsiniz. Amorf katılarsa daha düzensiz yapılara sahiptir. Katı dediğime dikkat edin. Bu partiküller sıvılarda olduğu gibi birbirinin üzerinde kayamazlar. Ama az önce de söylediğim gibi daha düzensiz bir yapıya sahiptirler. Evet, bu kristal, bu da amorf katı. Bu videoda size polimerlerden meydana gelen kristal ya da amorf katılardan bahsedeceğim. Kristal ve amorf özelliklerini bir spektrumun iki ucuna koyarsak, polimerler bu spektrum üzerinde herhangi bir noktada yer alabilirler. Detaya girmeden önce isterseniz polimerlerin ne olduğunu hatırlayalım. Polimer, tekrarlayan alt birimlerden oluşan bir maddedir. Bunun alt birimlerden biri olduğunu düşünün. Bu şekilde başka bir alt birime bağlı, bu da başka bir alt birime bağlı derken ortaya moleküler anlamda oldukça uzun, buradaki gibi tekrarlayan birimlerden meydana gelen moleküller çıkar. Bu polimere biraz daha uzaktan bakacak olursak böyle ipe benzeyen bir görüntüyle karşılaşırız. İpin tekrarlayan alt birimlerden oluştuğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Bundan önceki videolarda polimerlerin amorf olabileceğinden bahsetmiştik. Birimler bu şekilde iç içe geçmiş ya da birbirine dolanmış bir şekilde birleşirse buna benzeyen yumak gibi bir molekül ortaya çıkar. Elastomerlerden yani esnek maddelerden daha önce bahsetmiştik. Hatırlarsınız. Örneğin doğal kauçuk aynen bu şekildedir. Bir ucundan çekerseniz yalnız çok çekmemeniz gerekiyor. Bıraktığınızda eski haline dönecektir. Ek olarak polimerlerin kristal yapıda olabileceklerini de biliyoruz. Kauçuk için bile bir ucundan düzgün bir şekilde çekersek az önce bahsettiğim zincirlerin daha düzgün bir şekilde sıralanmaları söz konusu olabilir. Düzgün sıralandıklarında aralarındaki moleküller arası kuvvetler de biraz daha güçlü olur ve buna benzeyen bir yapı diğerine göre daha kristaldir ya da kristal yapıya daha yakındır. Spektrumun farklı noktalarında yer alan polimerler için de örnek verebiliriz. Şuraya bir spektrum çizelim. Bu uca amorf yazıyorum. Buraya da kristal. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan bir sürü örnek var. Plastiklere odaklanacak olursak, örneğin köpük ambalajlardan aşina olabileceğiniz polistiren oldukça amorf bir yapıya sahiptir. Size tam değerleri vermeyeceğim ama polistireni spektrum üzerinde buraya yerleştirebiliriz. Bu madde tekrarlayan birimlerden meydana gelmiştir ama yapısı çok da düzenli değildir. Yumuşak olduğu için ve darbelere karşı malzemeleri koruyabileceğinden paketlemede kullanılır. Spektrumda biraz ilerleyecek olursak yine hala amorf ama daha kristal yapıya sahip olan PET şişelere örnek verebilirim. PET'in açılımı polietilen teraftalattır. Polistiren ya da polietilen gibi poli ile başlayan maddeler polimerdir. Polistiren sitren zincirinden oluşur. Polietilen ise etilenlerden oluşan zincirden. Polietileni spektrum üzerinde amorfla kristal arasına yerleştiriyorum. Örneğin burası uygun. Daha fazla araştırma yapmak isterseniz bir maddenin kristallik derecesi diye bir terimle karşılaşacaksınız. %30, %40 gibi değerler göreceksiniz. Özellikle de plastik polimerler söz konusu olduğunda daha kristal olan bir örnek isterseniz Kevlar'ı inceleyin. Karşınıza hangi tipin çıktığına bağlı olarak Kevlar spektrum üzerinde bu arada bir yerlerde olacaktır. Şimdilik buraya bir işaret koyalım. Bu arada Kevlar'ın ne olduğunu bilmiyorsanız şöyle örneklendireyim. Örneğin kurşun geçirmez yeleklerin üretiminde Kevlar kullanılır. Kristallik derecesi bize bir değer vermesinin yanı sıra moleküler yapısının ne kadar düzenli olduğu hakkında da bilgi verir. Kevlar için konuşmak gerekirse oldukça düzenli bir yapıdan bahsedebiliriz. Bu sayede Kevlar'ın moleküller arası çekim kuvveti de artar ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olur. Tam tersi şekilde düşünürsek bu köpük ambalajın kurşun geçirmemesini beklemek pek de mantıklı olmaz. Ancak bunların hepsi birer polimerdir.